Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ اللّٰهُمَّ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَفَهْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ أَمَّا بَعْدُ فَالْأَوَّلُ اللَّهُ وَالْآخِرُ اللَّهُ وَالظَّاهِرُ اللَّهُ وَالْبَاطِنُ اللَّهُ فَمَن كَانَ فِي قَلْبِهِ اللَّهُ فَمُعِينُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللَّهُ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللَّهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Muhterem cemaati müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder. Ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Rabbimize sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri yeni bir üç aylara ulaştırdı, yeni bir Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdı ve nihayetinde bayrama ulaştık elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu bu mübarek üç aylar ikliminde, Ramazan-ı Şerif ikliminde yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi, taatlarımızı dergâh-ı niyesinde makbul eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu bu mübarek aylarda, bu mübarek gecelerde, bu mübarek gündüzlerde, bu mübarek özel günlerde aff ve mağfirete nail olan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu ömrümüzü Ramazan, ahiretimizi bayram eylesin. Bugün özel bir gün. Bugün bir bayram. Fakat bu bayram Müslümanların kimliğini inşa etme adına İslam'a özel bir gün. Çünkü son din, yüce İslam dini diğer dinlerden, tahrif edilmiş dinlerden hepsinden farklı olarak orijinal bir kimliği var. Yani bu örfünde de, adetinde de, bayramlarında da bu böyledir. Hatta ibadetlerde bile bir başkasına benzememek için bazı uygulamalar getirilmiştir. Mesela kerahat vakitleri vardır. Güneş doğduktan 45 dakika o arada namaz kılınmaz. Bu sabah güneş doğduğundan, öğlen güneş tam tepedeyken 45 dakika kala, efendim akşam namazına 45 dakika kala, bunlar hepsi kerahat vakitleridir, namaz kılınmaz. Sebeplerine baktığımız zaman, o vakitlerde mecusiler, ateşe tapanlar, efendim böyle güneşe tapanlar, bu ve buna benzer kişiler böyle ibadet ettiği zaman onlara benzememek için o vakitte ibadeti bile İslam yasaklamıştır. Niye? Müslümanın orijinal bir kimliği var. İbadette bile bir başkasına benzemeyecek. Hatta geceleyin sahura kalkmanın bile ehli kitapla Müslümanlar arasında bir fark olduğunu Efendimiz beyan ediyor. Sahura kalkınız diyor. Bu ve buna benzer birçok örnekler var. Bütün bunlar nedir? Orijinal bir İslam kimliğini oluşturmaktır. İşte bayramlar da böyle.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman malumunuz Mekke'de İslam'ı yaşayamıyor idi ve Müslümanlara büyük zulümler, baskılar var idi. Sonra Rabbimizin emriyle Medine'ye hicret edildi ve hicret edildiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kısım insanların bir güne tevafuk etti ki o gün eğlendiklerini, sevindiklerini, bir bayram havasında olduklarını gördü. Ve sonra Efendimiz bugünler nedir dedi. İnsanlar niye böyle bir bayram coşkusu içerisinde? Ve sahabe-i kiram, Medineli Müslümanlar dediler ki ya Resulallah, biz cahiliyet devrinde yani Müslüman olmadan önce bu Medine'de ve bu günlerde oynardık, eğlenirdik. Yani bugünler bizim bayramımız, Medinelilerin bayramı deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri muhakkak ki size iki hayırlı gün verdi, iki özel gün verdi. Bu onlardan daha hayırlıdır. Bunlar da iki bayram olarak Rabbimiz lütfetmiştir. Onların kutlamış olduğu bayrama efendim ya ne olacak biz buraya geldik hadi bir ayrıcalık olmasın biz de onların bayramını kutlayalım demedi. Ne dedi? İslam onlardan daha hayırlı iki bayram vermiştir size dedi. Rabbimiz iki bayram lütfetmiştir dedi. Sonrasında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biri fıtır bayramı yani Ramazan bayramı diğeri de kurban bayramıdır buyurdu. Dolayısıyla Müslüman her şeyiyle orijinal olacak, her şeyiyle İslam'ın bizden istediği bir özgünlükte olacak. Kimliğimiz İslami kimlik olacak. Dolayısıyla İslam ibadette bile bir başkasına benzemeyi yasaklıyor ise, İslam bayramlarımızda bile bir başkasına, bir başkalarına benzemeyi yasaklıyor ise, bir başka milletin, efendim gayrimüslimlerin, ehli kitabın, İslam dışı olan örflerin, adetlerin bayramlarını da kutlamayı İslam yasaklamıştır. İşte yılbaşı gibi bu ve buna benzer bayramları kutlamak da İslam'da yasaktır. Bu bayram vesilesiyle orijinal kimliğin, Müslümanın özgün kimliğini de görmüş olduk. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ömrümüzün sonuna kadar İslam'ın bizden istemiş olduğu orijinal İslam kimliğini koruyan, muhafaza eden kullarından eylesin. İslam barış demektir. Adı bu İslam. Müslüman da barışa mensup olan, barış dinine mensup olan kişi demektir. Selam veriyoruz birbirimize. Karşı tarafa, muhatabına Müslümanın böyle barış dilemesidir. Esenlik, sıkıntılardan, efendim, zarar verici şeylerden güvendesin diye, selamun aleyküm diye mesaj vermesidir. Bir de Darus Selam var. Bu da cennetin bir diğer ismidir. Bu da nedir? Barış yurdu, esenlik, güven yurdudur. Dolayısıyla Müslüman hem barış dinine mensuptur, hem kendisi barışı bir slogan haline, yani bir parolası olmuş, selamun aleyküm, selam haline getirmiş, hem ahirette alemlerin Rabbinin vereceği o mükafat da selam yurdu, yani nedir? Barış yurdu, esenlik yurdu olan cennettir. Dolayısıyla Müslüman madem ki bir barış adamıdır, bir barış insanıdır, esenlik, güven insanıdır, insanlara benden sana zarar gelmez, elimden zarar gelmez, dilimden zarar gelmez, benim hal ve hareketlerinden zarar gelmez demesi, bunu ifade etmesi de bu da Müslümanın mensup olduğu dinin gereğidir. Bu çerçevede Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri buyurdular ki Es'an billah. Hucurat suresi 10. ayeti kerime de innemel mu'minuna ihve. Muhakkak ki müminler kardeştir. Bizler kardeşiz. Biz barış insanıyız. Dolayısıyla birbirimiz arasında olan barışı, sevgiyi, muhabbeti, güveni tesis etmek, devam ettirmek zorundayız. فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Kardeşlerinizin arasında bir huzursuzluk, bir tartışma, kavga, gürültü, küslük, dargınlık olduğu zaman onları barıştırın diyor. Yani Müslüman barış insanıdır, esenlik insanıdır, selamet, güven insanıdır. Bir başka kardeşinde de bunu zedeleyecek bir şey varsa hemen orada onları gidermeye çalışır. Barışı, huzuru, mutluluğu, güveni ortaya koymaya çalışır. Bu da nedir? Bu da İslam'ın emridir. Şimdi kıymetli kardeşlerim, tabii biz sosyal insanlar, sosyal varlık olduğumuzdan dolayı ailemizde, akrabalarımızda, komşularımızda, iş yerimizde, arkadaşlarımızda
Şimdi aramızda bazen sıkıntılar girebiliyor. Bazen küslükler, barışı, güveni zedeleyen hususlar meydana gelebiliyor. Özellikle İslam bu dargınlık gibi, küslük gibi biraz da kini, nefreti, kalbinde böyle ona sırt çevirmişliği engellemek için İslam küslüğü, böyle dargınlığı yasaklamıştır. Niye? Çünkü küs durduğu zaman, dargın durduğu zaman Allah göstermesin, gıybetti, dedikoduydu, efendim iftira atmak gibi, efendim sonra yalan, yanlış şeyler konuşmak, aleyhte konuşmak, kavga, gürültü, af buyurun, yani Allah göstermesin cinayetlere varıncaya kadar böyle olumsuz şeylere götürebiliyor bu küslük ve dargınlık, kin ve nefret. İşte İslam bunu özellikle yasaklamıştır ve özellikle biz hocalar da her Ramazan bayramında, her Kurban bayramında, her kandillerde de özellikle bunu vurguluyoruz ki dargınlar varsa barışsın, bayramlar dargınlıkların eritildiği zaman, dargınlıkların yok edildiği zamanlardır diye özellikle vurguluyoruz. Gerçi her zaman bu dargınlıkları gidermek lazım ama bakınız, şimdi bazı hadis-i şerifler okuyacağım. Özellikle bu küslük dargınlıkla alakalı onun zararları ve onun kişiye ve ahiretine verdiği zararlarla alakalı. Çünkü biz sadece şundan bundan değil, insanların dargın olabileceği birçok alan olabiliyor. Bir tartışma ortamı oluyor. Bu politik tartışmalar olabiliyor. Bu efendim futbol tartışmaları olabiliyor. Efendim bu miras kavgalarıyla alakalı olan tartışmalar, sıkıntılar, küslükler olabiliyor. Birisi bir dini konuda konuşup tartışırken küslükler meydana gelebiliyor. Bir farklı konuda bir iletişim hatalarından bir dargınlık olabiliyor. Efendim kul haklarına girip sonra bir dargınlıklar vesaire falan olabiliyor. Yani geniş çerçevede dargınlığa sebebiyet verecek alanlar var. Dolayısıyla biz Müslümanlar İslam dininin mensuplarıyız, Müslümanız ve barışı tesis etmekle, barışı yaygınlaştırmakla sorumluyuz. Dolayısıyla küslükle alakalı bir husus bizim aramızda yaygın olmaması lazım. Tamam, kişi küstü, sıkı bir kırgınlığı oldu ama İslam onun bir sınırını vermiştir. Ne buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda? Bakınız, söze şöyle başladılar. La tegadau. Yani Müslümanlar birbirleriyle böyle ilgisini kesmesin. Yani birbirinizi, ilginizi kesmeyin. Ve la tedaberu. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ve la tebağalu. Birbirinize böyle kin, nefret böyle duymayın. Düşmanlık etmeyin. Ve la tehasedu. Birbirinize hasetleşmeyin. Haset etmeyin birbirinize. Ve kûnû ibâdallâh ihvânen. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Sonrasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kırgınlık olduğu zaman da onun zaman dilimini şöyle ifade etmiştir. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاتٍ. Bir Müslümana 3 günden fazla küs durmak helal değildir. Tamam, canımız sıkıldı, bir kırgınlığımız oldu, hayal kırıklığına uğradık ama 3 günden fazla bunu devam ettirmemek lazım. Çünkü 3 günden fazla olunca biraz bu o iyice de katmerleşmeye başlıyor. Kin, nefrete, gıybet, dedikoduya böyle Allah göstermesi haramlara doğru devam edip gidiyor. Hatta kişi bunu uzun süre yaparsa men hecere ahahu seneten fevve kesef ki demihi buyurdu Efendimiz. Yani bir kimse bir sene gibi uzun bir zaman bir Müslüman kardeşine küs kalır ise o adeta o Müslüman kardeşinin kanını dökmüş gibi günaha girer. Allah göstermesin. Hatta öyle olur ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle pazartesi ve perşembe günleri böyle amellerin Rabbimize arz edildiğinden bahseder ve Rabbimiz Celle Celaluhu Allah'a şirk koşmayan herkesin o pazartesi ve perşembe günleri bağışlanacağından bahseder. Ancak bir istisnası var. O da şudur. İlla ra'an kanet beynehu ve beyne ahihi şahnahu. Ancak Müslüman kardeşiyle arasında küslük olan, böyle düşmanlık olan kimse o bağışlanmaz. Hatta meleklere şöyle denir özellikle. Utrukû hâdeyni hatta yasdalihan. Bu iki kişi var ya, onlar barışıncaya kadar onları terk edin, onlar bağışlanmayacak. Allah göstermesin. Dolayısıyla yani bir kardeşimize küstürdüğümüz zaman böyle her pazartesi ve perşembe Allah'a şirk koşmayan bütün Müslümanların bağışlanması var. Muhteşem, güzel bir şey. Ondan biz mahrum kalırsak Allah göstermesin. Bu da büyük bir mahrubiyet olmuş olur.
Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse bu küslüğü devam ettirir de 3 günden fazla olur da böyle devam ederse o kimsenin cehenneme gireceği tehdidinde bulunur. Bu da nedir? Bu da şudur. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi barış içerisinde yaşamamızı istiyor. Dolayısıyla ahirette barış yurdu olan, selam yurdu olan cennete girebilmemiz için kardeşçe ve barış içerisinde sevgiyle, muhabbetle, güven içerisinde yaşamamızı istiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hem sevgi, muhabbet, selamet ve barış içerisinde yaşayan, ahirette de darusselam yani barış yurdu olan, esenlik yurdu olan Rabbimizin cennetine layık olan kullarından eylesin. Kıymetli kardeşlerim, tabi bu mübarek Ramazan-ı Şerif geldi. Kardeşliğimizi tesis edeceğiz. Bir de bu mübarek bayramlarda bizim örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, işte bu Anadolu Rumeli coğrafyasına, yani bu Müslüman toplumun yaşamış olduğu bu coğrafyanın taşına toprağına sinen bir husus vardır ki bayramlar geldiği zaman biz sıla-i rahim yaparız değil mi? Akrabalarımızla, amcalarımızla, dayılarımızla, halalarımızla, teyzelerimizle, yeğenlerimizle, kuzenlerimizle onlarla bayramlaşırız, hal hatır sorarız. İşte bu bayramlaşmanın tabii komşularla, efendim cemaatle, arkadaşlarımızla geniş bir yelpaze bu devam eder. Fakat özellikle akraba ziyaretleri bayramların olmazsa olmazıdır. İşte son yıllara kadar bu böyle. Fakat bu son yıllarda bayramlarda tatil gibi değerlendirilmeye başladığından dolayı artık böyle anneler babalar bile ziyaret edilmeden alo anne baba elini öpüyorum bayramını kutluyorum tamam bitti. Ya yani halasına teyzesine yakın olmasına rağmen tamam kişinin memleketindedir de gidemiyordur. O normal telefon edebilir, mesaj gönderebilir ama özellikle yakın olduğu halde gitmeyip de sadece bu işleri telefonla halletmek bu da bayramın ruhuna uygun değildir. Bu konuda özellikle akraba ziyaretleri bu sıla-i rahimdir ve sıla-i rahim yani akrabayı gözetmek öyle ki hani şöyle bir husus var. Herkes evinin önünü temizlerse dünya tertemiz olur. Kişi kendi akrabalarıyla ilgilenirse muhakkak herkesin bir akrabaları vardır. Dolayısıyla efendim akrabasına hal hatır sorarsa, onunla dertleşirse, onu ziyaret ederse, yalnız bırakmazsa, ihtiyacı olduğu zaman ihtiyacını giderme konusunda bir gayret sarf ederse, ikramlarda, ihsanlarda bulunursa ne olur? Allah'ın izniyle yeryüzünde bir şenlik, bir bayram, bir esenlik, bir huzur, bir güven ortamı meydana gelmiş olur. Ve dolayısıyla bu sıla-i rahim böyle sıla-i rahimden de çok ödedir. Yani sıla-i rahim akraba ziyareti sadece akraba ziyaretinden ibaret değil, onun böyle yansıması, tesir alanı çok geniştir. Dolayısıyla herkes kendi evinin önünü süpürürse dünya nasıl tertemiz olur ise herkes akrabalarıyla ilgilendiği zaman dünya bambaşka bir güzelliğe dönüşmüş olur. Şimdi fitre verirken ne diyoruz? Önce en yakınlarını gözet. Kimlerden? Kardeşinden başla ihtiyaç sahibi ise. Zekatta ne diyoruz? Aynı şeyleri söylüyoruz. Vereceğin zaman, hatta sadaka bile vereceğin zaman ilk önce en yakınlarından başla. Yani akrabalarından başka bu kardeşindir, halandır, teyzendir, amcandır, yeğenlerindir, kuzenlerindir. İlk önce bunlardan başla. Dolayısıyla yardımda da, dayanışmada da, efendim ziyaret etmede de, gönül almada da, dert dinlemede de ilk önce yakın akrabalarımızdan başladığımız zaman mahallemizin de, köyümüzün de, ilçemizin de, ilimizin de, ülkemizin de, İslam aleminde çehresi öncekinden daha başka olur. Çünkü bir ziyaret ettiğimiz zaman dua alacak mıyız? Alacağız. Yeğenim gelmiş diyecek. Değil mi? Halamıza, teyzemize, amcamıza, efendim dayımıza gittiğimiz zaman onlar dua edecek. Büyüklerin ellerinden öpeceğiz. Efendim küçüklerin gözlerinden öpeceğiz. Bu sefer küçükler de sevinecek, büyükler de sevinecek. Hem normal efendim bir insani olarak bir iletişim bir sağlandığı gibi bununla birlikte dualar da tüm kesimi, tüm toplumu hatta arşu alaya varıncaya kadar sevgiyi, muhabbeti yaymış olacak. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi sıla-i rahim ibadetini yerine getiren kullarından eylesin. Şimdi bir hadis-i şerif okuyacağım. Bu sıla-i rahmin iman bağlantısıyla alakalı. Bu da bunun ne kadar ehemmiyetli olduğunu göstermiş oluyor. Buhari ve Müslim'de geçen muttefakun aleyh bir hadis-i şerif.
Efendimiz buyurdular ki, "Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhiri fel yukrim layfehu." Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, misafirine ikram etsin. Ve men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhiri fel yasıl rahimehu. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, sıla-i rahim yapsın, akrabalarını gözetsin. Ve men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhiri fel yekul hayran evliyesin. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyor ise ya konuştuğu zaman hayır konuşsun ya da sussun. Demek ki akrabaya yardım etmenin imani bir bağlantısı var. Misafirimize ikram etmenin imani bir bağlantısı var. Konuştuğumuz zaman ağzımızdan çıkacak hayırlı şeylerin imani bir bağlantısı var. Konuştuğumuz zaman ağzımızdan hayırlı bir şey çıkmayacaksa susmamızın imani bir bağlantısı, imani bir ameli, imani bir boyutu var. Dolayısıyla bu da sevapları katlamış oluyor ve toplumda da bu işin olumlu tesirlerini katlayarak artırmış oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ahirete ve Allah'a inancımızı bu güzel salih amellerle perçinleyen kullarından eylesin. Hatta sıla-i rahimle alakalı bu akrabayla olan iletişimimizi güzel kılmayla alakalı bu sıla-i rahmin yani anlaşılsın diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bazı böyle müşahhas örnekler veriyor. Sıla-i rahim arşa böyle iyice de tutunmuştur. Tutunmuş ve orada şöyle der. Men vasaleni vasalehullah. Beni böyle koruyan efendim beni gözeteni Allah da gözetsin. Ve ben gada'ani gada'ullah. Beni terk edeni, beni keseni Allah da kessin. Yani sıla-i rahmi akrabalı ihmal edenin Allah da ondan rahmetini kessin diye sıla-i rahmin böyle bir duasından bahsedilir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir mübarek hadis-i şeriflerinde bir hadis-i kutsi olarak şöyle buyurdular. Men vasaleki vasaletuhu ve men gada'aki gada'tuhu. Sıla-i rahmi yani sıra-i rahme hitap ediyor Rabbimiz. Seni gözeteni ben gözetirim ama seni ihmal edeni ben de ihmal edelim. Ben de ondan ilgimi keserim diye Rabbimiz Celle Celaluhu akrabalık bağında o güzelliği ifade ediyor. Yani akrabamızdan halamıza gittiğimiz zaman irtibatımızı devam ettirdiğimiz zaman Allah da bizi gözetiyor. Biz amcamızla, dayımızla, yeğenlerimizle, kuzenlerimizle görüştüğümüz zaman irtibatı devam ettirdiğimiz zaman Allah da bizi gözetiyor. Allah'ın rahmeti de bizimle beraber oluyor. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da, Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte böyle bazı cezalar var. Ahirette onların zaten cezası verilecek bazı günahların da, yanlışların da. Fakat o ahirette onların günahları verilmekle birlikte dünyada da Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri'nin cezasını böyle çabucak yapacağı bazı günahlar var. Onlardan birisi zulümdür diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi de akrabasını ihmal etmektir diyor. Hele bu akrabalarımızı ihmal etmek artık eskiye oranla daha fazla yaygınlaşmaya başladı. Eskiden daha böyle ziyaretlerimiz yaygın idi. Dolayısıyla bu konu çok önemli. Özellikle bu bayram sohbetinde bunu hatırlatmak istedim. Hatta bu işin farklı bir boyutu da var. Yani biz amcamızı, halamızı, dayımızı, teyzemizi, yeğen kuzenlerimizi ziyaret ettiğimiz zaman, onlarla iyi güzel ilişkilerde bulunduğumuzda, ikram ve ihsanlarda bulunduğumuz zaman, hani demiştik ya, bu sıla-i rahim sadece sıla-i rahimden ibaret değil, ondan daha fazlası var. Neymiş o? Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Ehl-i Sünnet'in temel hadisleri, hadis kitapları bunlar. Orada şöyle buyurdular. Men ahabbe en yubsita lehu fi rizqihi. Her kim rızkının artmasını istiyor, yani imkanlarının böyle ekonomik imkanlarının gelişmesini, artmasını istiyorsa ve yun se'lehu fi eserihi, her kim de ömrünün uzamasını istiyorsa, ömrünün bereketlenmesini istiyorsa fel yasil rahimehu, akrabasını gözetsin. Allahu ekber. Yani rızkımızın artmasını istiyorsak, efendim kazancımızın bereketli olmasını istiyorsak, imkanlarımızın çoğalmasını ve hakkımızda hayırlı, bereketli olacak şekilde olmasını istiyorsak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabanı gözet diyor. Her kim ömrünün uzamasını istiyorsa, ömrünün bereketlenmesini istiyorsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabanı gözet diyor. Yani amcana git.
Halana git, teyzene git, dayına git, kuzenlerinle, yeğenlerinle görüş, onlarla irtibatı koparma. Bu senin rızkının da artmasına vesiledir. Bu senin ömrünün artmasına ya da ömrünün bereketlenmesine vesiledir. Elhamdülillah. Demek ki Yüce İslam dininin her bir emrinde, Yüce İslam dininin her bir hükmünde, Yüce İslam dininin her bir yasaklamasında bizim hem dünyevi hem de ahireti böyle uhrevi olarak büyük faydalarımız, menfaatimiz, çıkarımız var. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi din-i mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabeden birisi geldi ve dedi ki, ya Resulallah, ehbirni bi amelin, yani bana öyle bir şeyi haber ver ki, öyle bir amel yapayım ki, bana öyle bir ameli, bir işi söyle ki, yudhiluniyel cenne, yani ben onu yaptığım zaman cennete gireyim. Ne kadar kestirmeden onu yapayım, sen bana söyle hangi amel vardır ki onu yaptığımda cennete gideyim ve yubaiduni minennar ve cehennemden de uzak kalayım. Elhamdülillah. Ne güzel bir soru değil mi? Yani öyle bir amel, öyle bir iş söyle ki ben onu yaptığım zaman oradan direkt cennete gideyim ve cehennemden de uzaklaşmış olayım. Elhamdülillah. İyi ki bu sahabi sormuş. İyi ki sahabeler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle güzel sorular sormuşlar ki biz de cennete daha rahat, daha kısa yoldan hangi amellerle gidilir onları öğrendik. Cehenneme giden yolu da kapatan, cehennemle aramıza böyle kalkanlar, perdeler koyan yolu da öğrenmiş olduk, ameli de öğrenmiş olduk. Rabbimiz bütün sahabeden razı olsun ve Rabbimiz cümlemizi onların o güzel yollarından gidenlerden eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığım zaman cennete gideyim ve cehennemden de uzak kalayım diyen sahabeye şöyle buyurdular. Te'abudullah, Allah'a ibadet edersin. Allah'a kullukta bulunursun. Ve la tüşrik bihi şeyen. Ona hiçbir şey şirk koşmazsın. Bu tamam. Zaten şirk Allah göstermesin kişiyi dinden çıkarır. Yani Allah'a ortak koşmak. Ne demek ortak koşmak? Allah'ın gücünü, kuvvetini, kudretini böyle hafife almak, hafifletmek. Yani şifayı veren kimdir? Allah'tır. Ama doktor bana şifa verdi, efendim ilaç bana şifa verdi derse kişi Allah'a ortak koşmuş olur. Yani Allah tek başına bu şifayı veremiyor da ilaç yardım etti, ilaç ona ortak oldu, doktor ona ortak olduğu gibi. Benim rızkımı patron veriyor, efendim şu veriyor, bu veriyor gibi böyle düşünürse kişi yine o şirke düşme tehlikesi var. Bizim rızkımızı, alemlerin rızkını Allah verir, patronumuz ya da işveren bir vesiledir. Dolayısıyla sanki Allah tek başına veremiyor da patronumuz ona yardımcı oluyor gibi. Şirk böyle, yani ortak koşma bu anlamlar. Dolayısıyla bir Müslüman Allah'ın gücüne, kuvvetine, efendim her şeye kadir olduğuna tam inanır, hiçbir şekilde Allah-u Teala'ya ortak koşmaz ise bu bir. Ve tugîmus salâh, ve namaz kılarsın diyor efendim. O cennete direkt gidilecek o yolu bahsetti. Ve tu'tuz zekâte, zekatını verirsin. Ve tasilur rahime, bir de sıla-i rahim yaparsın. Allahu Ekber. O cennete götürecek yolda, cehennemden uzaklaştıracak yolda yapacağımız amelleri Allah'a şirk koşmadan ibadete, kullukta bulunmak bir, ikincisi namaz kılmak, üçüncüsü zekat vermek, dördüncüsü de sıla-i rahim yapmak. Yani amcamızı ziyaret ettik, oradan cennete bir yol var. Halamızı ziyaret ettik, oradan cennete bir yol var. Dayımızı ziyaret ettik, oradan cennete bir yol var. Teyzemizi ziyaret ettik, gönlünü aldık, ikramlarda bulunduk, oradan cennete bir yol var. Kardeşlerimizi, kuzenlerimizi, yeğenlerimizi ziyaret ettik, hal hatır sorduk, derdini dinledik, ihtiyacı vardı, yardımcı olmaya çalıştık. Emin olun ki oradan yeğenlerimizden, kuzenlerimizden, kardeşlerimizden, halamızdan, teyzemizden oradan cennete bir yol var. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi cenneti hak eden, cehennemden de uzak kalan bu güzel amelleri en güzel bir şekilde ifa ve ikame etmeye çalışan kullarından eylesin. Tabi bu soruyu soran gittikten sonra bir başka rivayette şöyle bir durum da var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir söz söyledi. Sonradan gelenler de
hadiseye vakıf olsunlar diye tekrar hatırlatayım. Ya Resulallah dedi, bir sahabi cennete beni girdirecek, cehennemden de uzak kılacak bir amel bana söyler misin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şirk koşmadan Allah'a ibadette, kullukta bulunursun, namazı kılarsın, zekatı verirsin, bir de akrabalarını ziyaret edersin buyurduktan sonra, o sahabi gittikten sonra Efendimiz etrafında bulunanlara buyurdu ki, eğer bunlara sadık kalırsa cennete girer buyurdu. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Ne kadar güzel ameller. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ibadet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi namaz ehli olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi cömertlik ehli olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi akrabalarını samimiyetle gözeten kullarından eylesin. Evet değerli müminler, vaktimiz de ilerliyor. Tabii bu mübarek bayramlar, ziyaretleşme, hediyeleşme, yardımlaşma, dayanışma, işte Ramazan'dan edindiğimiz o güzel hasletleri, bilgileri devam ettirme ve Ramazan'da yaşadığımız o bir aylık yoğun manevi temponun hemen peşine de Rabbimiz Celle Celaluhu'nun dünyada şöyle bir bayram havasını teneffüs etmemizi, asıl bayramın da ahirette olduğunu ve orada sonsuz ikramların olduğunu, olacağının müjdesini veriyor. Şimdi kıymetli kardeşlerim, birbirimize hediye verme, yardım etme, maddi ve manevi sıkıntılarımızı giderme. Bu nedir? Bu İslam'ın en temel hususlarından birisidir. Şimdi bir hadis-i şerif okuyacağım. Tabii notlarımız çok fazlaydı ama tabii vakitte geldi. Bir 10 dakikamız var. Bir hatim duası da yapacağız. Ondan sonra namaza geçmiş olacağız. Şununla bitirmiş olacağım. Bir güzel bir müjde vereceğim. Biz mübarek Ramazan-ı Şerif'te oruçlarımızı tuttuk elhamdülillah, mukabelelerimiz, teravihlerimiz, iftarlarımız, sahurlarımız, tesbihatımız, zikrimiz, Kur'an okumamız, salavat-ı şerifelerimiz, fitrelerimiz, oruç tutamayanların fidyeleri, zekatlarımız, yardım kumanyalarımız, birçok muhtaç durumda olan insanlara, özellikle depremzede kardeşlerimize yardımlarımız elhamdülillah devam etti ve devam etmekte. Büyük bir Ramazan'da manevi bir böyle ahiret azığı depoladık elhamdülillah. İşte bunu Ramazan'dan sonra da devam ettirmemiz lazım. Ramazan'dan sonra da. Niye? Çünkü Ramazan bir eğitim kampıdır. Yani Müslüman Ramazan'da bir kampa giriyor ve orada namaz eğitimi, efendim Kur'an eğitimi, gece Allah için kalkma eğitimi. Yoksa normalde şimdi bize deseler ki işte bu Ramazan'dan sonra herhangi bir zaman, yani hiç şöyle bir şeye şahit olmadık değil mi? Birisi geceleyin kalkıyor, efendim geceleyin yemek yiyor. Arıyorsunuz arkadaşınızı telefonla. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Efendim saat 5 kalktım yemek yiyorum. Kuru fasulye yiyorum. Şimdi böyle birisine şahit olmadık değil mi? Ama oruç tuttuğumuz zaman geceleyin kalkıyoruz. Allah emrettiği için, peygamberi emrettiği geceleyin kalkıyoruz. Bu da nedir? Bu da bir eğitimdir. İftar vaktine bir dakika, iki dakika kala bile elimizi hurmaya ya da suya, yemeğe uzatmıyoruz. Niye? Allah emrettiği için onun dakikası dakikasına bekliyoruz. İşte bir eğitimdeyiz. Dolayısıyla cömertlik, elimizin açık olması, Allah için vermemiz, efendim teravih namazlarını kılmamız, oruçları tutmamız, velhasıl topyekun bunlar bir eğitimdir, sabır eğitimidir, merhamet eğitimidir. Bu eğitimden geçtik. Burada verilen mesaj şu: ey Müslüman, sen yoğun bir şekilde Ramazan'da bir kulluk eğitiminden geçtin. Şimdi sen bu Ramazan'daki edindiğin bu güzel hasletleri Ramazan'dan sonraya da yansıtman gerekir. Ramazan'da nasıl Ramazanlaştın? Senin ömrün de Ramazanlaşması lazım. Çünkü ömrü Ramazan olanın ahireti bayram olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ömrü Ramazan, ahireti bayram olan kullarından eylesin. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: çift sadaka veren, yani bu cömertlikte biraz fazla olan, Allah için, Allah yolunda böyle bir sadaka verdi, bir cömert, biraz fazla sadaka verdi. Nudiye min ebvabil cennet. Bu cennetler var, bir de cennetlerin kapıları var. O cennetlerin kapılarından şöyle o kimseye seslenilir:
Ya abdallah hâdâ hayr. Ey Allah'ın kulu gel. Bu kapıda hayırı var. Yani her cennetin kapısı orada görevli melekler, o kul, o cömert kul gelsin de cennetin bu kapısından, benim beklediğim kapıdan, buradan içeri girsin diye ona seslenir. İsim isim. Ahmet gel, bu kapıda hayır var. Mehmet, Ayşe, Fatma, Hasan, Hüseyin gel. Bu kapıdan cennete gir diye hepsi oradan seslenir. Bu da ne büyük bir saadettir. Cömert olanlar, eli açık olan, biraz fazla verenler. Femen kâne min ehli salâh. Bir de her kim namaz ehli olursa, yani namaz kılan bir mümin ise, du'ye min babi salah, cennetin namaz kapısından çağrılır. Ey Allah'ın kulu gel, Ahmet, Mehmet gel cennete, bu babu salah, cennetin namaz kapısından gir diye o davet edilir. Bütün insanlar orada mahşer alanında, yani milyarlarca insan orada sesleniliyor ve namaz kılanlar da kalkıp o kapıdan giriyor. O cömertlik ehli de dilediği kapıdan giriyor. Ve men kâne min ehlil cihat, o cihat ehli, yani dini yaşama konusunda malıyla canıyla böyle mücadele eden, gayret eden o mümin kul da o mahşer alanında şu sesi duyar: du'ye min babil cihat, o cihat kapısından gel gir diye o da davet edilir cennetin cihat kapısından. O Allah yolunda mücadele edenler de cennetin o cihat kapısından girip cennete girmiş olurlar. Sonra ve men kâne min ehlil sıyam, oruç tutan, oruç ehli de du'ye min babir reyyan, o da cennetin reyyan kapısından çağrılır. Oruçlular da cennetin reyyan kapısından, onlara özel olmak üzere o kapıdan cennete girer ve onların dışında o kapıdan kimse giremez. Oruçlar cennete girdikten sonra kapılar kapatılır. Ve men kâne min ehli sadaka, her kim sadaka verirse. Şimdi bu hadise başlarken dikkat ettiniz değil mi? İki sadaka veren diye Efendimiz başladı. Yani sadakayı biraz fazla veren, hadis-i şerifin sonunda da normal sadaka veren. Du'ye min babi sadaka, o da cennetin sadaka kapısından çağrılır. Allahu Ekber. Demek ki bu cömertlik öyle bir güzel husustur ki bunu insanlar da sever, melekler de sever, cennet de cömertlik ehline aşıktır. Fazla cömert olana cennetin bütün kapıları gel gel gel, bu kapıdan cennete gir diye davet eder. Böyle sadakası az olan, az veren de, normal veren de, o da cennetin babu sadaka, sadaka kapısından davet edilir. Gel buradan gir diye o da davet edilmiş olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiş olduğu bu güzel amelleri ailece, nesillerimizce işleyen ve cennetin hem namaz kapısından, hem cihat kapısından, hem oruç kapısından, hem de sadaka kapısından cennete giren kullarından olmayı nasip ve müyesser eylesin. Hocam çok fazla saydın. Hangi kapıdan gireceğiz? Bir tane kapı. Bunu özellikle söyledim. Şimdi bu hadiseyi Efendimiz anlattığı zaman orada Hazreti Ebu Bekir de var. Dedi ki ya Resulallah, bu kapılardan birisinden zaten cennete girdiği zaman kişi diğer kapılarından girmeye ihtiyaç hissetmez ki. Birisinden girdi mi tamam, cennete kapağı attı, girdi. Diğerine ihtiyacı olmaz. Ancak peki bu kapıların hepsinden aynı anda cennete girecek olan var mıdır diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e buyurdu ki naam, evet vardır. Ve ercu en tekûne minhum, senin de onlar arasında olmanı ümit ediyorum dedi. Hazreti Ebu Bekir olmak cennetin bütün kapılarından aynı anda cennete girmek demektir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Hazreti Ebu Bekir gibi sahabeleri örnek alan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi salih amellerimizi ailece ve nesillerimizce yerine getiren kullarından eylesin. Evet, vaktimiz geldi. Burada noktayı koymuş olalım. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bugün nasip olursa sizlerden bir yardım talebinde bulunacağız. Tabii bu yardım talebine sizler aşinasınız. Bu depremzede kardeşlerimiz için. Onlar büyük bir imtihanla, büyük bir imtihana maruz kaldılar. Bu bir imtihandır. Biz de deprem altında olup biz de vefat edebilirdik. Bizim de evlerimiz başımızın üzerine yıkılabilirdi. İmkanlarımızı, yakınlarımızı ya da kendi canımızı kaybedebilirdik. Bu bir imtihan. Dolayısıyla onlar Müslüman kardeşlerimiz, bizim kardeşlerimiz. Biz onlara yardımcı olmaya çalışacağız.
Tabii o depremde şehit olan kardeşlerimiz İslam'a göre vefat edenler şehit hükmündedir. Yaralı olanlar da gazi hükmündedir. Orada zayi olan bütün mallar, imkanlar da hepsi Allah yolunda verilmiş, kabul edilmiş sadakalar hükmündedir. O depremde çekilen sıkıntılar da günahlara kefarettir. Yani bizim sıkıntımız ne kadar büyük olursa Rabbimizin tesellisi daha fazla yüce olmuş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu milletimizi, vatanımızı, ümmeti Muhammed'i ve bütün insanlığı deprem gibi tabi afetlerden korusun, muhafaza eylesin. Hem cemaatimizden hatim okuyan kardeşlerimiz var, hem de duasını yapmak isteyen kardeşlerimizin de özellikle okudukları var. Onların duasıyla birlikte sohbetimizi bitirmiş olalım. Buyurun. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب cümlemizi rızayı şerifine nail olan kullarından eyle. Cümlemizi sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine tabi olup onun ahlakiyle ahlaklanıp onun şefaatine nail olan kullarından eyle. Ya Rabbi, hatim okuyan kardeşlerimizin okumuş oldukları hatimleri ve cemaatimiz tarafından ve ümmeti Muhammed tarafından hem Ramazan boyunca okunan bütün hatmi şerifleri, mukabeleleri, efendim sure-i celileri, ayet-i kerimeleri, salavat-ı şerifleri, tesbihatları, kelime-i tevhidleri, yapılan bütün hayırları, kulluğunu dergâh-ı indiyende makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bunlardan hasıl olan sevabı evvela sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, ruh-i tayyibelerine hediyelik vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bütün Peygamber Efendilerimizin, Ehl-i Beyt'in, Eshab-ı Güzin Efendilerimizin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görüp ona iman eden ve bize örnek olan bütün sahabe-i kiramın, tabi'in, tebe-i tabi'in, eyyim-i müştehidin ve eyyim-i müslümanın de ruhlarına hediyelik vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, din-i mubin İslam'ı bizlere kadar getiren, taşıyan tüm din bilgini, din alimi hocalarımızın, hafızların, müfessirlerin, muhaddislerin, musanniflerin, fakihlerin de ruhlarına hediyelik vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, üzerinde yaşamış olduğumuz bu cennet vatanımızı ve bütün İslam coğrafyalarını bizlere kanlarıyla, canlarıyla emanet eden ehli İslam şehit ve gazilerin de ruhlarını hediye edik vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin ve ya Hayran Nasirin. Ya Rabbi, uzaktan yakından camimize gelip dualarımıza amin diyen bütün kardeşlerimizin anneden, babadan, eşten, dosttan, akrabadan, evlattan, ahbaptan, sevdiklerinden ahirete irtihal etmiş olanların da cümlesinin ruhlarını hediye edik vasıl eyle ya Rabbi. Haseten depremde vefat eden şehit kardeşlerimizin de ve cümle geçmişlerimizin de ruhlarını hediye edik vasıl eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle, derecelerini âli eyle, taksiratlarını affeyle, günahlarını mağfiret eyle, kabirlerini pür nur eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizler de şu anda toprak altında bulunanların halleriyle hallendiğimiz zaman bizim de ardımızdan böyle hayır dua eden nesiller ihsan eyle ya Rabbi. Nesillerimizi hayırlı eyle ya Rabbi. Hayırsız nesilden cümlemizi koru, muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, cümlemizi sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Cümlemizi hayırlı, uzun ve bereketli ömürler ihsan eyle. Ya Rabbi, cümlemizi ahirete Kur'an ile, iman ile göç eden kullarından eyle. Ya Rabbi, cümlemizi son nefesimizde hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Kelime-i şehadetiyle, kelime-i tayyibesiyle ahirete göç eden kullarından eyle. Ya Rabbi, cümlemizi burada toplandığımız gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Havz-ı Kevser'inden kana kana içmeyi nasip ve müyesser eyle. Amel defterlerimizi önümüzden sağ elimizle sevinçle ve mutlulukla alanlardan eyle. Ya Rabbi, cümlemizi Sırat Köprüsü'nü şimşek gibi geçenlerden eyle. Ya Rabbi, cümlemizi burada toplandığımız gibi bütün sevdiklerimizle birlikte cennette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunmak, ona komşu olmak, onun sohbetinde bulunmak ve onun şefaatine nail olmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bütün Peygamber Efendilerimizin, enbiyan, esfiyan, evliyan, meşayihin, salihlerin, şehitlerin, sıddıkların, hafızların, namazın, Kur'an'ın ve orucun da şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, emirlerini emir bilip onlara tabi olanlardan eyle. Yasaklarını yasak bilip onlardan sakınanlardan eyle. Helal kazanıp helal harcamak nasip eyle. Haram kazanmaktan, haram harcamaktan cümlemizi koru, muhafaza
muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu anda aramızda hasta, rahatsız olan kardeşlerimiz varsa onlara, evlerinde ve hastane odalarında şifa bekleyen, hasreten depremzede olup da şifa bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimize acilen şifalar ihsan eyle. Dertlerine devalar ihsan eyle. Borçlarına en kısa zamanda edalar ihsan eyle. Ya Rabbi, işi olmayan kardeşlerimize helal ve bol kazançlı, bereketli kazançlı işler nasip eyle. Aşı olmayan kardeşlerimize helal aşı nasip eyle. Eşi olmayan kardeşlerimize de salih ve salihe eşler nasip eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Ya Rabbi, bizlere birlik ve beraberlik ihsan eyle. Ayrılıktan, gayrılıktan, tefrikadan, cehaletten, fakirlikten bizleri, vatanımızı, milletimizi, ümmeti Muhammed'i koru, muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, vatanımızı, milletimizi bölüp parçalamak isteyenlere, fitne, fesat, terör çıkarmak isteyenlere, kargaşa çıkarmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Oyun ve tezgahlarını kendi başlarına geçir ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Hayren Nasir. Ya Rabbi, sana sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri 3 aylara Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdın ve şu anda bizleri bayram sabahına ulaştırdın. Ya Rabbi, bütün ibadetlerimizi, kulluğumuzu dergah-ı indiyende makbul eyle ya Rabbi. Bizleri ailece cennetin sadece oruçlulara mahsus olan Reyyan kapısından cennete girmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Amel defterlerimizi salih amellerle doldurmayı nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Orucun şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Kur'an'ın aydınlık caddesinde yürümemizi ve ahirette de Kur'an'ın şefaatini cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ömrümüzü Ramazan, ahiretimizi bayram eyle ya Rabbi. Günlerimizi bayram eyle ya Rabbi. Gecelerimizi bayram eyle ya Rabbi. Yuvamıza bayram havasını nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sokağımızda, ticaretimizde, iletişimimizde, akrabalarımızla, komşularımızla, bütün vatandaşlarımızla bayramı bayram gibi yaşamayı nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Bayramımıza, güven ortamımıza, esenliğimize, barışımıza zarar getirmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Yeryüzünde bulunan bütün Müslümanları birlik ve beraberlik ihsan eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Ya Rabbi, vatanımızı ve milletimizi maddi ve manevi olarak ilerlemesini nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Yeryüzünde bulunan bütün mazlumların, bütün mağdurların hamisi olan Türkiye'mizin önünü açık eyle ya Rabbi. İstikbalini parlak eyle ya Rabbi. Maddi ve manevi olarak ilerlemesi nasip eyle ya Rabbi. Ahlakımızı yüce eyle ya Rabbi. Ekonomimizi güzel eyle ya Rabbi. Kardeşliğimizi daim eyle ya Rabbi. Muhabbetimizi coşkun eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hiçbir Müslümana karşı kalbimizde zerre kadar bir kin ve nefret bırakma ya Rabbi. Bütün kardeşlerimize karşı geniş bir, engin bir hoşgörüyle, müsamahayla, sevgiyle, muhabbetle dopdolu olmamızı nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Ya Rabbi, dualarımızı makbul eyle. Ya Rabbi, dualarımızı Beytullah'ta, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelifte Müzdelife'de yapılıp da kabul olunan dualar arasıyla hak eyle ya Rabbi. Hep beraber buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Rabbi, bu mübarek Ramazan-ı Şerif hürmetine, bu mübarek Ramazan bayramı hürmetine, bu mübarek özel günler hürmetine, ülkemize, milletimize rahmetini, yardımını lütfeyle ya Rabbi. Toprağımıza, bağımıza, bahçemize, tarlalarımıza rahmetini, yardımını lütfeyle ya Rabbi. Ocağımıza, kazancımıza, kesemize, mutfağımıza rahmetini, yardımını lütfeyle ya Rabbi. Sokaklarımıza, ticaretimize, devletimize, milletimize ya Rabbi rahmetini, yardımını, nusretini lütfeyle ya Rabbi. Bizleri yardımsız bırakma ya Rabbi. Bizleri rahmetsiz bırakma ya Rabbi. Bizleri lütufsuz bırakma ya Rabbi. Deprem gibi, sel afeti gibi tabii afetlerden vatanımızı, milletimizi, ümmeti Muhammed'i ve bütün insanlığı koru, muhafaza eyle ya Rabbi. Günlerimizi güzel eyle ya Rabbi. Geleceğimizi aydınlık eyle ya Rabbi. Akıbetimizi cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle.
Her türlü hayırlı muratlarla muratlarımıza cümlemizi nail eyle. Cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Ya Rabbi, bu mübarek bayram sabahında dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin ayaklarını Beytullah'a varan ayaklar eyle ya Rabbi. Cennetine dahil olanlardan eyle ya Rabbi. Cehenneminden azat olanlardan eyle ya Rabbi. Allahümme inna nes'elüke temâmen ni'me ve devâmel afiye ve husnel hâtime bi hurmeti seyyidil murselîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten depremzede ve selzede şehitlerimizin ve bütün şehitlerimizin ruhları için, haseten depremzede yaralılarımızın ve bütün ümmet-i Muhammed'in hastalarının şifayap olabilmesi için ve haseten vatanımızın ve milletimizin selameti için ve haseten ömrümüzü Ramazan, ahiretimizin bayram olması için, haseten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.